Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, peygamberlerin sözleri. Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Programımıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak ya da soru@radyomaranata.com adresinden ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve bugün stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi ilahiyat yazar Doktor George Bristow. Aynı zamanda kendisi Beşiktaş Kilisesi önderlerindendir. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün yeni bir seriye başlıyor aslında programın içerisinde. Çünkü bildiğiniz üzere kutsal yazılarda eski antlaşma olarak ifade edilen kitapları tek tek inceliyoruz. Ve bu kitaplar içerisindeki gizemleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Önceki programlarda özellikle Mezmurlar, Süleyman'ın Özdeyişleri ve Vaiz gibi önemli kitapları ele aldık. Bugün yeni bir evreye geçiyor diyebiliriz bir anlamda. O da peygamberlik kitapları ve onlardan ilki Yeşaya peygamberin kitabıyla bugün izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin karşısında olacağız. Ve Yeşaya Hristiyan inancına mensup insanlar tarafından çok önemsenen özel bir kitaptır. Bu serinin ilk kitabı olması bakımından da önemlidir. Yani birçok Hristiyana göre işte 5. müjde kitabı gibi ifade edilen çok önemli bir kitap. Dolayısıyla bu kitabı incelemek ve bu kitap aracılığıyla kitabın içerisindeki bu gizemleri ortaya çıkartmak beni heyecanlandırıyor açıkçası. Ama şimdi şöyle yapalım dilerseniz. Şimdi bu peygamberlik kavramı, peygamberlikle ilgili de Türkiye'de genel bir görüş söz konusu. O yüzden belki bu peygamberlik serisine başlamadan önce biraz bu peygamberlik konusu üzerinde konuşmak isterim. Öncelikle bu yeni grup yazılar üzerinde konuşacağımız bu peygamberlik kitapları, bunlar nelerdir? Peygamberlik yazıları nelerdir? Biraz bunu açıklayarak başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Evet, çok önemli kitaplar bunlar. Eski antlaşma dediğimiz kitapların büyük bir kısmını oluşturuyor. Yeşaya ile başlıyor. 4 büyük kitap: Yeşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel. Ondan sonra 12 tane daha kısa peygamberlik kitabı vardır. Yani bunlara peygamberler diyor. İsa Mesih mesela yeryüzündeyken ölümden dirildikten sonraki buluşmada öğrencilerini zaten bunlardan direkt söz etti. Yani demiş ki o zaman, daha sizinle birlikteyken Musa'nın yasasında peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir demiştim. O zaman biz biraz Musa'nın yasasından başlamıştık, sonra mezmurlara devam ettik. Şimdi de orada İsa'nın peygamberlerin yazıları dediği kitaplara gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamda o zaman bu kitapların altına yatan genel gizem hepsinin bir şekilde İsa Mesih'e işaret ediyor olması diyebiliriz. Evet, yani kendisi sürekli o şekilde anlattı. Musa ve peygamberler, Musa ve peygamberler diye kendisiyle ilgili yazılan birçok şeyin olduğunu sürekli öğretti. Biz de Hristiyanlar olarak onun bu şekilde görmeye öğrettiği elçilerden, resullerinden eğitim alarak biz de bu şekilde görüyoruz ve okuyoruz. Peki bu noktada aslında başta söylediğim gibi önemli bir kavramla karşı karşıyayız ki bu kavram Türkiye'de biraz farklı bir algıya sahip, bildiğim kadarıyla Hristiyan ilahiyatına biraz ters düşen bir kavramla. O da peygamberlik kavramı. Biraz bu peygamberlik kavramını açabilir misiniz bize? Peygamberlik kavramı nedir? Kutsal yazıların bize tarif ettiği. Belki de en belirgin fark, yani insanların çoğunun düşündüğünden veya bildiğinden farklı olarak genellikle şu düşünülüyor: her halkı birer peygamber gönderiliyor. Halbuki kutsal kitaba baktığımız zaman eski antlaşma, İbrani kutsal yazılarda bütün peygamberlerin tek halka gönderildiği, hepsi İsrail halkına gönderiliyor.
Her biri de İbrahim'in soyundan geliyor. Bir tek İbrahim'den önce doğanlar var ama onlar peygamber sayılmıyor kutsal kitap bakış açısıyla. Nuh'a peygamber denmiyor mesela. Peygamberler dediğimiz İsrail halkına verilen vahiy alan. Çünkü kutsal yazılar, vahiy Yahudilere emanet edilmiştir diye bir kavram var yani kutsal kitapta. Bu tabii ki çok farklı. İnsanlar bunu biraz yadırgıyorlar. Yani nasıl oluyor da bütün peygamberler tek halka İsrail'e gönderilir? Tabii sormakta yarar var. Ama önceki programlarda anlatmaya çalıştığımız gibi Tanrı'nın kurtarma planı içerisinde bir halk seçiliyor. İbrahim'in soyu seçiliyor bütün uluslar için. Ve bu yaptıklarını, Tanrı'nın yapmaya amaçladıklarını açıklamak için, dile getirmek için onlara peygamberler gönderdi. Ve onların birçoğu kitap yazan peygamberler, vahiy alan. Yaşaya da bunların en ünlüsü diyebiliriz. Daniel de çok ünlü. Yani öyle. Şimdi burada bir noktaya da değinmek gerekiyor. Önceki programlarımızı takip eden dinleyicilerimiz zaten bu konuyu daha önce ele aldığımızı bilecektir ama çok kısa bir parantez açmak istiyorum. Çünkü programımız uzun aslında bu anlamda. İbrahim dediniz. Şimdi İbrahim aracılığıyla Tanrı kendine bir halk yaptı. Bunu zaten vaadi bu yöndeydi. Evet. Önceki programlarımızda bunu ele aldık. O halde peygamberlerin hepsi İbrahim'in soyundan geliyor. Doğru mu anlıyoruz? Evet, doğru. Şimdi bu soy kavramı da ilginçtir. Çünkü İbrahim'de iki ayrı soy söz konusu. Bir tanesi kendi karısından olan ve kutsal kitabın vaat soyu olarak dile getirdiği İshak ve bir diğeri de köle kadından doğan, Hacer'den doğan İsmail. Şimdi evet. O zaman bu peygamberlik kavramı her iki hani soyun her iki uzantısı için de aynı derecede geçerli midir? Tabii o hassas bir soru sorduğunuz şimdi ama kutsal kitap bakış açısıyla anlatıyorum. İncil'in ve eski antlaşmanın söylediğini burada anlatıyorum. Tabii zaten bütün programımız aslında evet, temel olarak açısıyla, evet kutsal kitap bakış açısıyla. Evet. Şimdi bir şey görüyoruz. İbrahim'in iki oğlu oluyor ve birisi üzerinden Tanrı antlaşmamı onun üzerinde sürdüreceğim. İshak üzerinde. İsmail kutsayacağım. Ondan da büyük ulus yaratacağım ama antlaşmamı İshak üzerinde sürdüreceğim. İshak'ın da iki oğlu oluyor. İshak'ın da iki oğlundan her ikisi de kutsanmıyor bu şekilde. Ondan da sadece Yakup seçiliyor ve bu vaat, bu plan, bu kurtarma amacı onun üzerinden, onun soyu üzerinden devam ediyor. İsrail soyu. Onların içerisinden de seçim vardır veya bir bakiye kavramı vardır içinden. Yani onlarda, çünkü onlarda birçokları yok oluyor. Ama Tanrı o soyu ta Mesih'e kadar devam ettiriyor ve Mesih aracılığıyla bu kurtarma planını yerine getiriyor. Dolayısıyla kavram çok farklı. Sadece evet bu soya bir vaat veriliyor ve bu vaadin açıklanması ve Tanrı'nın bunu yerine getirmek için yaptıklarını açıklamaları da o vahiy aracılığıyla onlara veriliyor. Tanrı bir şeyler yapar, sonra bundan dolayı bunlar oldu diye ve bu amaçla Tanrı yaptı. Yani bunun çıkarımı da böyledir diye anlatıyor. Peki, şimdi çok derine girmeyeceğim bu konu üzerine çünkü biraz konumuzun dışındadır ama ben daha çok buradaki gizemler üzerinde durmak istiyorum. Şimdi evet. Bu yazan peygamberler ne hakkında yazdılar? Yani onların yazılarında bir ana tema söz konusu mudur acaba? Dediğimiz gibi İsrail'e gönderiliyorlar. Çoğunlukla diğer uluslara yönelik de sözleri oluyor bunun içinde. Çoğunlukla iki ana konu vardır. Yani bir taraftan İsrail'i yaptıkları kötülükleri yüzünden uyarıyor. Onlara Tanrı'nın yargılarını bildiriyorlar, ilan ediyorlar. Öbür taraftan gelecekle ilgili o ilk vaatlere dayanan geleceğe yönelik umut ve vaat sözleri vardır. O zaman iki yönlü bir tema vardır. Bir tarafta yargı, yıkım, cezalandırılma, tekrar tövbe çağrı vardır.
o günün içerisinde. Sonra da gelecekle ilgili vaat da vardır. Umut sözleri, teselli sözleri de vardır. Şimdi bu peygamberlik kitaplarında genel olarak baktığımızda özellikle Yeşaya içerisinde de bunu görebildiğimiz bir nokta var. Sık sık bir anlamda Tanrı'nın yüreğinden bahseden temalar görüyoruz. Evet. Bir şekilde peygamberler Tanrı'nın yani düşüncelerini ve yüreğinde hissettiği o bütün o sıkıntıları, acıları, üzüntüleri halkla da paylaşıyor. Yani Tanrı peygamberleri kullanarak bu yürek tutumunu da gözler önüne seriyor bir anlamda. Evet. Şimdi bu Tanrı'nın yüreği konusu da önemli bir konu. Bence gizemli de bir konu. Evet. O halde bu Tanrı'nın yüreği derken ne demek aslında? Kutsal kitap bundan bahsederken neyi kastediyor? Evet, burada bir vahiy kavramı vardır. Bazen Tanrı, Allah sadece iradesini bildirir diye bir düşünce vardır. Kendini açıklamaz. Kimse Tanrı'ya, Allah'a tam olarak tanıyamaz diye bir düşünce vardır. Ama kutsal kitapta Tanrı öyle değildir. Kendini açıklıyor. Düşüncelerini, hissettiklerini, her şeyini anlatıyor. Ve bunu çoğunlukla peygamberler aracılığıyla yapıyor. Yani kutsal kitaptaki Tanrı her şeyi yaratan, gücü her şeye yeten öncesiz ve sonsuz Tanrı olmakla birlikte yüreği sızlayan bir Tanrı. Duyguları olan bir Tanrı'dır. Yüreği acır, etkilenir, sevinç duyar, üzüntü hisseder, kederlenir, pişman olur bile. Çok ilginç ifadeler var. Yani tepki gösterir, öfkelenir, sever, kıskanır diyor. Kıskanç bir Tanrıyım. Soyut ve uzak bir varlık değil, dünyadaki insanlara karşı kişisel bir ilgi ve yakınlık duyan bir Tanrıdır. Yani bu kavramlar tabii biraz bizim Türkiye'de bildiğimizden farklı kavramlar. Tanrı için bu tip kavramlar kullanmak biraz zor, ağır gelebiliyor bazı kesimler için ama ilginçtir yani duyguları olan bir şekilde duygularını da ifade eden bir Tanrı'dan bahsediyoruz evet. O halde. Bir örnek verebiliriz yani bu buyurun, Yeşaya'nın birinci bölümünden de örnek zaten oraya geleceğiz. Evet. Oradan bir örnek ayetler var. Bunu burada biraz okursak hissedilir bu. Ey gökler diyor, ey dinleyin, ey yeryüzü kulak ver. Çünkü Rab konuşuyor. Şöyle ne diyor? Çok ilginç sözler. Çocuklar yetiştirip büyüttüm ama bana baş kaldırdılar. Öküz sahibini, eşek efendisinin yemliğini bilir ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor. Halkım anlamıyor diyor. Yani burada sitem ediyor Tanrı. Ben onlara çok ilgi gösterdim. Onları çocuğum gibi büyüttüm ama bana baş kaldırdılar. Tanrı'nın yüreği burada acıyor. Yani sitem ediyor. Bunu bu ayetlerde bir de üzülüyor. Mesela diyor ki neden bir daha dövülesiniz? Yani bir cezalandırıyor, belalar gönderiyor, onlara sıkıntı getiriyor ama dinlemiyorlar. Neden vefasızlığı sürdürüyorsunuz diyor. Zaten hastasınız. Büsbütün hasta, yürek büsbütün yaralı. Yani her tarafınız dövülmüştür ama yine dinlemiyorsunuz. Bir baba çocuğuna konuşur gibi konuşuyor, yüreği açıyor burada. Bunun birçok örneği vardır. Şimdi tabii peygamberler bazı konularda halkı uyarıyor diye de bahsettiniz. Hı hı. Yani burada Tanrı'nın yüreğinin acıdığını ve yapılan yanlışları bir şekilde de o zaman ifade ediyor Tanrı, öyle diyebilir miyiz? Evet. Peygamberler hangi konularda uyardılar İsrail halkını? Ya da hangi konularda çok, suçlu çıkarttılar? Çok. Aslında günümüz dünyasındaki insanlardan çok farklı değil İsrail halkı. Ve Tanrı onları seçmiş halk olmalarına rağmen her konuda uyarıyor. Mesela para hırsı konusunda, açgözlülük konusunda onları uyarıyor. Tefecilik, fakirleri sömürmek, dul kadınları ve kimsesizleri ezmek, rüşvet yemek, ticarette dolandırıcılık, gurur, kendini beğenmişlik, işte putperestlik, dindarlık numarasını yapmak, şekilcilik, hepsi var bu peygamberlik kitaplarında. Tanrı bunları onların yüzlerine söylüyor peygamberler aracılığıyla. Onların sözleriyle onları dövüyor diyelim. Şimdi daha önceki programlarımızı
takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Sizin şöyle bir örneğiniz vardı. Bir anlamda İsrail halkı bütün dünyayı temsil ediyor birçok konuda. Evet. Ve Tanrı'nın bütün dünyaya gösterdiği reaksiyonu, tepkiyi ya da bağışlamayı ve sevgiyi de İsrail halkı aracılığıyla bizlere öğretiyor gibi bir ifadeniz vardı belki. Doğru. Üç aşağı beş yukarı. Doğru. Hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla şimdi peygamberler bu konuda aslında İsrail halkını uyarırken asıl yaptıkları şey sadece İsrail halkı değil, bütün bu hatalara düşen insanların tamamını da aynı şekilde uyarıyor. Aynen, öyledir. Ama özellikle bu Yeşaya kitabına birazcık dönecek olursak, Yeşaya kitabındaki en belirgin noktalardan bir tanesi, ki Hristiyan inancına mensup insanlar da bunu böyle kabul ediyor ve inanıyor. Hı-hı. Hani başta söylediğim gibi beşinci müjde kitabı gibi, yani İncil'in ilk dört bölümü, Matta, Markus, Luka ve Yuhanna bölümleri, hepsi Mesih'le ilgili, Mesih'in hayatıyla ilgili, yapıp ettikleriyle ilgili, öğretileriyle ilgili bölümler oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla o dört kitaptan oluşan bu bölüm, işte toplumda ne yazık ki Hristiyanlar dört kitaba inanıyor gibi bir tuhaf bir düşünce de var. Evet. Ama o müjde kitapları, iyi haberin duyurulduğu kitaplar. Şimdi Yeşaya İsa'dan önce yaşamış bir peygamberdir. Yaklaşık kaç yıllarında yaşadı Yeşaya? İşte 600 yıl önce, 700 yıl önce. İsa'dan 700 yıl önce, yani evet, günümüzden yaklaşık 2700 yıl önce yaşamış bir peygamber. Evet. Kitabına bakacağız biraz sonra, oraya giriş yapacağız. Ama şimdi bu peygamber İsa'dan 700 yıl önce, 600-700 yıl önce yaşamış olmasına rağmen sürekli olarak, yani sadece bu bahsettiğiniz konularda insanların hataları konusunda onları uyarmakla kalmıyor. Aynı zamanda, evet, gelecek olan birinden bahsediyor. Evet. Biraz buraya girebilir miyiz acaba? Tabii. Bu, ilk bölümü bitirmeden önce. Tabii, bu sadece Yeşaya'ya has değil. Bütün bu peygamberler onların yazılarında vaatler veriyorlar geleceğe yönelik. Ve özellikle birkaç konu vardır. Bir tanesi bir Mesih kavramı vardır. Mesih, meshedilen bir kurtarıcının geleceğini açıklıyorlar. Özellikle Davut'un soyundan bir Mesih beklentisi bu yazılarda ortaya çıkıyor. Mesih kavramı buradan geliyor bir kere. Yani bu gelecek kral, Mesih kavramı birbirine aynıdır. Ve bunları hem uyarıyor hem de bu vaatler veriyor. Bu halk cezalandırılacak ama ondan sonraki zamanlarda bir gelecek ifade eden, geleceği sağlayacak olan Mesih gelecek. Hem Mesih gelecek hem de bir kral olarak gelecek, hem de çok farklı, birazdan göreceğimiz gibi bir acı çeken bir kul gibi bir kişi de geliyor. Aslında aynı kişiler, Mesih, acı çeken. Yani hem kral hem acı çeken kul. Evet, ikisini birazdan göreceğiz. Belki bir sonraki saatte bunu görürüz. Hatta Rab'in kendisi geleceğim diyor. Ben geleceğim. Tanrı'nın kendisi bir çoban gibi dünyaya yargılamak, dünyaya düzeltmek, kendi egemenliğini kurmak için gelecek diyor Tanrı'nın kendisi. Bu çok ilginç bir ifade. Evet. Orada büyük bir gizem görüyorum. Evet. Ancak ilk bölümümüzü burada bitirelim, ara verelim. İkinci bölümde bu Rab'in kendisinin nasıl geleceği konusunda gizemleri açmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, kısa bir aramız olacak. Kısa bir aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz ve özellikle Yeşaya kitabındaki bu Rab'in kendisinin gelme eylemi üzerindeki gizemi birlikte çözmeye çalışacağız. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğumuz ilahiyat yazar Doktor George Bristol'la birlikte kutsal yazılardaki gizemler üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Yeşaya peygamber üzerinde konuşacağız ama Yeşaya peygamber bağlamında bugün
peygamberlik kavramı ve genel kutsal kitabın bu konuya bakış açısı üzerinde de konuştuk. Böyle bir giriş yapmayı uygun gördük ki bu peygamberlik kavramı hakkında da farklı gizemler söz konusuydu. İlk bölümde biraz bunun üzerinde konuştuk ama ilk bölümü bitirirken ilginç bir ifade kullanıldı. Rabbin kendisinin gelişiyle ilgili. Şimdi bununla başlayacağız ama ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ya da soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve bu ilginç hikayeyle başlayalım. Şimdi Rabbin kendisinin gelişinden bahsettiniz. Evet. Biraz bunu açabilir misiniz bize? Evet, bunu birçok peygamberlik kitabında görebiliyoruz. Somut bir örnek olsun diye Zekeriya kitabından 2. bölüm 10. ayette şunu okuyoruz. Rab, ey Yeruşalim, Kudüs halkı, sevinçle bağır. Çünkü aranızda yaşamaya geliyorum, diyor. O gün birçok ulus Rab'be bağlanacak, onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak, siz de beni her şeye egemen Rab'in gönderdiğini anlayacaksınız. Bunun birçok örneği vardır. Rab'in kendisi, ben geleceğim, Rab gelecek, önümde bir haberci, bir öncü göndereceğim. Rab kendi tapınağına gelecek diye. Ona benzer birçok kavramla karşılaşacağız. Yaşaya'da da bunu göreceğiz. Şimdi o zaman bu ciddi bir gizemdir aslında. Önemli bir gizemdir. Kutsal yazılarda şunu mu ifade etmeye çalışıyorsunuz? Peygamberlik kitapları içerisinde hemen hepsinde görebileceğimiz kavram bir Rab'in kendisinin geleceğine dair bir vaatte bulunuşu mudur? Doğru mu anladım sizi? Doğru. Tıpkı dinleyiciler hatırlayacaklardır. Çıkış kitabını işlediğimiz zaman Tanrı kendi halkının arasında yaşamak için onlara bir mabet yaptırdı. Bir tapınak yaptırmıştı. Ben aralarında yaşayayım diye bana bir mesken, bir tapınak yapsınlar diye. Şimdi İsrail halkı putperestlikleri yüzünden birazdan göreceğimiz gibi sürgüne gönderiliyorlar. Ama Tanrı gelecekle ilgili, ben tekrar aranızda yaşamaya geleceğim. Bunun şekli farklı olacak. Yine fiziksel bir tapınak gibi bir durumu olmayacak ama ben geleceğim diyor. Buna benzer birçok şey vardır. Evet, doğru anladınız. Bu büyük bir gizem bence. Şimdi tabii ki Yeşaya o halde bizi birazcık daha, Yeşaya peygamberin kitabı bizi birazcık daha heyecanlandırıyor. İkinci bölümde dilerseniz Yeşaya peygambere bir giriş yapalım. Zaten bir sonraki programda da Yeşaya peygamber üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz. Çünkü kısa bir peygamberlik kitabı değil. Tek bir programa sığdırmak mümkün değil. O halde şöyle yapalım. İsterseniz bu Yeşaya peygamberin kitabına gelirsek biraz bahsedebilir misiniz? Yeşaya peygamber, yani ilk bölümde bahsettik, İsa Mesih'ten yaklaşık 600-700 yıl önce yaşamış bir peygamberdi. Bu dönemde herhalde İsrail halkı sürgün dönemindeydi, sürgündelerdi. Zaten sürgüne gitmediler. Gitmediler. Daha gitmediler. O Yeşaya o günlerin sürgüne gideceklerini de bildiriyordu. Tamam, o zaman nasıl göreve çağırdı Yeşaya peygamber, nasıl çağrıldı? Ünlü bir kral vardı, Uziya, İsrail, Yahuda'nın bir kralıydı. Yeruşalim'de krallık yapıyordu, Kudüs'te. Onun öldüğü yıl, çünkü iyi bir kraldı ve gerçekten halkı Tanrı'nın istediği gibi yönetmeye çalışıyordu. Ama onun öldüğü yıl işte başıboşluk yaşanıyor ve Rab Yeşaya'yı o zaman göreve çağırıyor ve onu çağırdığı zaman ona bir görüm veriyor. Bunu birçok peygamberlik kitabında görüyoruz. Ben şunları gördüm diye yazarlar ve şöyle yazıyor Yeşaya 6. bölümde, Kral Uziye'nin öldüğü yıl yüce ve görkemli Rab'bi gördüm diyor. Tahtta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Demek ki Yeşaya herhalde tapınağa git, dua etmek için, belki de üzüntüden, belki geleceğe yönelik umut bulmak için Rab'be yönelmişti orada. Ama oradayken kendinden geçiyor ve bir görüm görüyor ve Rab'bi görüyor. Rab tahtta oturuyor, kral olarak duruyor. Ve üzerinde seraflar, hani melekler duruyordu. Her birinin altı kanadı vardır.
ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbürü ikisiyle uçuyorlardı. Ve şöyle söylüyorlarmış bu melekler Tanrı'nın tahtının etrafında. Her şey egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsaldır, mukaddestir. Yani yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Ve o zaman Yeşaya bunu görünce çok ilginç sözler söylüyor. Diyor ki, vay başıma, mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Hani günahlı olduğunu görüyor. Çünkü Tanrı'nın kutsallığının karşısında kendini buluyor. Orada da ilginç bir ifadedir. Çünkü peygamberler günahkar mıdır? Günahkar olabilir mi? Kutsal kitabın peygamberlik kavramında peygamberler günahsız kişiler değiller. Hatalarını kabul edip tövbe eden ve bu ayetlerde göreceğimiz gibi kendi günahlılık kirliliğini, kendi günahlılığını itiraf eden kişiler ve bunun üzerinde de günahlarının bağışına sahip olan kişiler. Mesela şöyle devam ediyor. Dudakları kirli bir adamı, dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şey egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Ve bu durumdayken, bu aslında kutsal kitapta çok önemli bir şeydir. Herkes günah işledi diyor. Günah işledi diyor kutsal yazılar. Peygamberler dahil hepsinin temizlenmeye, günahlarının bağışına sahip olmaya ihtiyaçları vardır. Tanrı tarafından affedilmeye ihtiyaçları vardır. Ama bu gelecek bir yargı gününde değil, o günde sağlanıyor. Yani itiraf ettikleri zaman. Mesela şunu okuyoruz. İtirafını ediyor. Ben günahlı bir adamım diyor. Seraflardan biri, bu meleklerden biri bana doğru uçtu diyor. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak, işte bu kor, hani kirli dediği, dudaklarına değdi. Suçun silindi. Günahın bağışlandı. Yani harika bir söz. Yani Tanrı Yeşaya bunu söylüyor, evet, değil mi? Tanrı melek aracılığıyla Yeşaya'ya söylüyor. Ve o maşayla kor aldığı yer kurbanlık sunusu. Kurban, o kurbanın sayesinde, onun değeri sayesinde onun yerine ölen Mesih'in esasında, gelecekle ilgili İncil bunu anlatıyor. Geriye sayarak Tanrı bunu yapıyor. Ama o sözü düşün, yani çok harika bir söz. Yani biz de günahlı insanlar olarak suç işlemiyor değiliz. Biz günah işlediğimiz zaman, döndüğümüz, itiraf ettiğimiz zaman Mesih inanlısı olarak bize şunun söylendiğini inanıyoruz. Günahın silindi, suçun silindi. Yani artık bağışlandın. Yani bağışlanma müjdesi vardır bu ayetlerde ve Yeşaya onu yaşıyor orada. Bu mümkün olabilir mi? Yani insanların, günahlı insanların Tanrı tarafından suçlarının bağışlanması nasıl mümkün olabiliyor? Bu kutsal kitapta ana konudur bir anlamda. Ta ilk ayetlerden başlayan bir kurban kavramı vardır. Yani insan suçlu, günahlı insanın yerine ölen, kefaret olarak kanı akan bir kurban söz konusu ve suçlunun yerine suçsuz ölüyor. O şekilde mahkemeye düşünün. Yani o şekilde suçlu kişi, borcunu ödeyecek parası olmayan kişinin borcu bir nevi hakimin kendisi tarafından ödeniyor. O iniyor oradan, kendisi veriyor. Bu kurbanların kefaret. Hakim tarafından ödeniyor. Evet, o şekilde. Tabii bizim için bütün bu önceki kurbanlar İsa Mesih'in ölümüne birer işaretti, birer prototipti ki o çarmıhta canını verdiği zaman günahlarımızı karşılık ölüyordu. Ve o kurban sayesinde insanların günahları bağışlanıyor. Tanrı'nın kuzusu olarak, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olarak canını verdi. Ve o kurban sayesinde sanki Tanrı o yakılan, çarmıhta yakılan o kurbandan alıp o kor alıyor ve suçlu kişiye geliyor ve bana diyor ki, evet George, suçun silindi diye haber veriyor. Müjde odur.
tövbe edin, günahlarınız bağışlanır. İsa Mesih'e iman edin, günahlarınız bağışlanır. Çünkü Tanrı bunları bağışlatmak için Mesih aracılığıyla dünyayı kendisiyle barıştırıyordu. Bu ilginç bir ifade, çünkü aslında belki de bizi dinleyen her kesimden insan için de geçerli olan bir kavram. Çünkü Tanrı işte düşüncelerini değiştiren bir Tanrı değildir. O her zaman aynı karaktere, aynı yapıya sahip, aynı düşünceye sahip bir Tanrı olmalıdır. Yeşaya peygamber döneminde işte Mesih İsa'dan 600-700 yıl önce yaşamış olmasına rağmen Tanrı'nın tasarısı ve planı insanların günahlarını bağışlamak, affetmek, sizin ifadenizde kefareti ödemekken bu Mesih İsa'dan sonra da aynı geçerlilikte devam etti. Bu ilginç bir gizem. Evet. Şimdi aynı zamanda yani yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama şuna değinmeden de bu ilk bölümü Yeşaya ile ilgili konuşacağımız bu ilk bölümü bitirmek istemiyorum. Şimdi Yeşaya peygamberin sık sık bahis ettiği bir kişi var. Bir gelecek olan bir Mesih'ten söz eder. Oraya sürekli bir atıfta bulunur. Kutsal kitaba baktığımızda, Yeşaya peygamberin kitabına baktığımızda birçok yerde çok net bazı ifadeler var bu Mesih'le ilgili. O zaman bu Mesih'in gizemi nedir? Bize bunu açıklayabilir misiniz? İlk yönü Davut'un soyundan, o krallık soyundan bir Mesih kral gelmesi lazım. Bu çağrısından hemen sonra Yeşaya açıklanan vahilerde bir çocuktan söz ediyor. Doğacak bir çocuk ve şöyle okuyoruz. Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp, burada bakire kız diyoruz. Kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle anlamını taşıyan adını İmmanuel koyacak diyor. O bu Yeşaya 7. bölüm 14. ayetten bahsediyorsunuz. Evet. Benzer şekilde 9. bölümde devam ettiği zaman uluslara umut olacak olan bir çocuktan, ama İsrail'de doğacak, büyük bir ışık görecek. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. 9. bölüm 1. 2. ayette ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak ve bu nasıl olacak? Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika, öğütçü, güçlü, Tanrı, ebedi, baba. Bu doğacak çocuğun isimleri. Esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürecek. Her şey egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Yani demek ki bu doğacak olan, Davut'un soyundan doğacak olan bu Mesih, bu çocuk olarak doğacak ama egemenliğinin sonu olmayacak şeklinde. Yani güçlü ifadeler var. Bu doğacak olan Mesih'le ilgili, yani harika öğütçü, ebedi baba, esenlik önderi, hani biraz anlaşılır ama orada güçlü Tanrı'dan bahsediyor. Yani doğacak çocukta bu tanrısal bir yön var o zaman. Evet, var. Ve peki buna daha sonra değineceğiz. Çünkü bir sonraki programda Yeşaya ile ilgili konuşmayı sürdüreceğiz ama bu Mesih ile ilgili başka gizemler var mıdır? Çünkü bahsettiğiniz Davut'un soyundan gelecek olan bir çocuk olması gerektiği. Son bir nokta söyleyelim şimdilik. O da 11. bölümden. İşay Davut'un babası ismi burada geçen. İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak diyor. Yani kökünden, Davut'un soyundan gelecek. Davut'un yani. Soyundan. Ama sanki bir ağaca benzetiyor. O da krallık İsrail'de, o krallık ağacı kesiliyor. Oradan bir kök çıkıyor. Fidan meyve verecek. Ve diyor ki, gizem de burada çok önemli. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Ve ondan sonra yazılanlar onun günlerinde neler olacağını anlatıyor. Dünyada Rabbin bilgisiyle dolacak diyor o günde. Ve halklara umut olacak, uluslar ona yönelecek, kaldığı yer görkemli olacak gibi sözler var. O zaman birçok umut var bu Davut'un soyundan doğacak olan bu Mesih için. Şimdi bu noktada gelecek olan Mesih, yani rastgele biri olmayacak.
bir takım niteliklere sahip olacak. Bu okuduğumuz ayetlerden bunu mu anlıyoruz? Evet. Mesih kavramı bazen halkta Meryem oğlu Mesih olarak biliyor. Ama orada Mesih nedir, ne anlama geliyor diye sorduğumuz zaman kimse bilmiyor. İçi boş sanki bir kavram, bir isim, soyadı gibi. Ama Mesih kavramı dopdolu bir kavram. Burada Tanrı ruhunun üzerinde olduğu bir kişi, meshedilen, seçilen ve bazı özel görevler için atanan, kurtarıcı olarak, kral olarak, kahin olarak, yapacağı birçok peygamber olarak birçok görevi vardır bu Mesih kavramı içerisinde. Aynı anda hepsini birden içinde barındıran, o zaman büyük bir gizem var bunun içerisinde. Evet. Bir sonraki programda Yeşaya peygamberin kitabına devam edeceğiz ve bu gizemleri daha da derin bir şekilde orada incelemeye başlayacağız. Ama bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bizi aydınlattığınız için ve özellikle bu gizemler, hem peygamberlik konusundaki hem de Yeşaya peygambere bir giriş yapabildik. Ve Yeşaya peygamber aracılığıyla Tanrı'nın bize sunduğu gizemleri ortaya koymaya devam edebildik. Çok teşekkürler efendim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Kutsal yazıların içerisindeki gizemleri anlamaya ve araştırmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın diyelim. Bir kez daha hatırlatalım, soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Ve aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bizimle soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.